Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkamda görmüş olduğunuz aracımın yağ kaçaklarını, üst kurbütör kapağından gelen, enjektörlerin diplerinden gelen yağ kaçaklarını ve mazot kaçaklarını gidereceğiz. Bunlarla ilgili size biraz bilgiler vereceğim. Şöyle detaylıca göstermek gerekirse, görmüş olduğunuz şu kürbütör kapağının kenarlarından gelen yağ sızmalarının sebeplerini, sorunlarını halledeceğiz ve şu üst kısımda bulunan enjektörlerin hemen yanındaki mazot kaçaklarını da komple gidereceğiz. Baştan sona bunun için gerekli işlemleri yapacağız. Contaları ve keçeleri değiştireceğiz. Gelin birlikte yağ kaçaklarını giderelim. Bunun söküm işlemine geçelim. Bunların sebepleri neden oluyor? Onlar hakkında bilgi sahibi olalım. Arkadaşlar şimdi ilk başta enjektörleri sökmekle başlıyoruz. Enjektörleri bir dışarı alalım. Açmış oluyoruz. Şimdi hemen enjektörlerin keplerini çıkartacağız. Bunlar kaynamış olabilir. Motorunuz eğer çok sıcaksa, bunu zorlamamanız gerekiyor. Kırılma riski var. O yüzden bunu bilen kişilerin yapması her zaman daha doğru. Eğer bu kırılırsa, bu görmüş olduğunuz vidaları çıkarmak için tornayla uğraşmanız gerekebiliyor. Kendiniz sökecekseniz de çok dikkatli olmanız gerekiyor bu vidaları çıkartırken. Evet, görmüş olduğunuz gibi enjektör kepleri arkadaşlar. Bunları da şöyle kenara aldık. Şimdi sıra geldi enjektörleri çıkarmaya. Evet, şöyle göstereyim enjektörlerin durumu. Şimdi bunların da bakımı, temizliği yapılacak. Tekrar takılacak. Onları da şöyle tek tek bırakıyorum. Bazen bu enjektörler sıkışmış olabiliyor arkadaşlar. Sıkışan enjektörü çıkartmak için de özel aparatlar kullanıyoruz. Başka türlü de çıkması çok mümkün olmuyor. Buradan içeriye pislik düşürmemeye çalışın. Yoksa direkt pistonun kafasına gidecektir. Şöyle yağları ve mazotu, gelen mazotları temizliyorum. Bunlardan tamamen kurtulacağız. Arkadaşlar şimdi kürbütör kapağını alıyoruz. Komple dışarı. Şimdi şöyle kenara alalım. Buradan çıkartacağız. Kapağın vidalarını söktük. Evet. Şöyle. Kapağın durumu bu şekilde arkadaşlar.
Şimdi size biraz şuradan bahsetmek istiyorum. Şuradaki görüyorsunuz keçeleri, şöyle yandan gösterirsen. Buradaki keçeler arkadaşlar zamanla aşındığı zaman eğer düzgün değilse buradan dışarıya yağ ve enjektörlerin dibinden mazot vermeye başlıyor. Aynı zamanda da şu conta, gördüğünüz conta da yıprandığı zaman aynı şekilde yağ veriyor. Buradan gelen yağ da komple aşağıya süzülüyor. Şimdi bu conta takımını değiştireceğiz. Kapağın temizliğini yapacağız. Tekrardan üzerine düzgünce ne oturtturacağız. Enjektörlerin bakımını yapıp işleme devam edeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz kısımda da hemen şöyle göstereyim şuradaki boruyu. Bu da kürbütörün havalandırması arkadaşlar. Buradan da yağ buharı geliyor. Direkt şuradan gelen yağ buharı buradan çıkıyor. Havalandırma hortumunda bu şekilde. Şu contayı alalım, değiştirelim. Sağlıklı bir şekilde tekrar yerine takalım. Arkadaşlar şimdi kapağın temizliğini gerçekleştirdik. Şimdi şu keçeleri tek tek sökeceğiz. Keçeleri söktükten sonra da şu görmüş olduğunuz yenileriyle değiştireceğiz. Burada orijinal keçelerimiz de burada. Kayışımız da burada. Komple contayı üzerine takacağız. Contamızı da aldık. Şunun üst kısımdaki şunları sökmeye başlayalım şimdi. Onları çıkartalım. Ondan sonra da gereken işlemleri yapalım. Evet arkadaşlar, keçeler çıktı. Şimdi şu içlerini temizleyeceğim. Şu küçükleri de üzerinden söküp alacağız. Bunları sadece değiştirip geçmeyin. Bunların aralarından da tekrar kaçaklar olabiliyor. Bunları da tek tek sökülmesi lazım. Değişmesi gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz keçeler eğer düzgün olmazsa buradan yavaş yavaş yağ akıp şu kapağın şu kenarlarından direkt, yani şu kısımlardan sızdırma yapıp direkt dışarı çıkıyor. Aynı şekilde enjektörün keçeleri de, buradakiler düzgün olmazsa buradan dışarı sızdırma yapıyor. Şimdi şunların da diplerini temizleyeceğiz. Kapağımız tertemiz oldu. Bunları da koyarken yerlerine yağlıyoruz ki arkadaşlar keçeler zarar görmesin. Şu anda Samet Usta yağlama işini gerçekleştiriyor, gresliyor. Enjektörleri de takarken buraya hafiften bir gres süreceğiz. Rahatlıkla girip çıkabilsin. Şimdi küçükleri takmaya geçiyoruz. Aradaki farkı görün arkadaşlar. Bakın, biri kalın, biri iyice incelmiş. Yani kapak ezmiş onu ve aradan kaçırıyordu. Şimdi orijinalleri daha şişman bir şekilde, daha kalın bir şekilde, daha sağlıklı tutacak. Şuradaki kaçakları önlemiş olacağız. Bu tabi neden oluyor? Motor aşırı ısınmaktan ve zamanla contalar aşınıyor. Arkadaşlar contayı taktık. Şimdi şöyle Samet Usta hepsini tek tek yerine çaktı. Contayı da yerleştirdik. Arkadaşlar şimdi şöyle temizliğimizi yaptık. Kapağın üzerinde de tamamen pürüzsüz hale getirdik şu yüzeyi. Şimdi contayı, kapağı komple üzerine oturtturacağız. Bu işlemden sonra da enjektörlerimizi takacağız. Arkadaşlar rahat bir şekilde kapağın yerine oturması gerekiyor. Hiç zorlamaya gerek yok. Contayla beraber tam yerine oturduğunda şöyle hafiften bastırdığınızda kilitlendi zaten. Gördüğünüz gibi şimdi vidalarını takabiliriz. Arkadaşlar şimdi enjektörlerimizi taktık. Motorun komple temizliğini yaptık. Contamız değişti. A'dan Z'ye her şeyi yerine oturtturduk. Komple bakımımızı yaptık. Şuradaki görmüş olduğunuz kısımdaki yağ kaçakları vardı. Bunların hiçbiri kalmadı. Şimdi enjektörleri oturtturduk. Temizlikten sonraki durumunu takip edeceğiz. Herhangi bir kaçak var mı? Conta ile ilgili yağ kaçağı var mı?
Bunları kontrol etmek için de komple bir temizledik. Bakalım sonuç ne olacak. Bunu göreceğiz. İlerleyen zamanlarda takip edeceğiz. Ama %80-90 ihtimalle yağ kaçaklarının hiçbiri kalmadı. Üst kürbütör kapağına gelen yağ buharının oluşturmuş olduğu kaçaklar, bunlar tamamen iptal oldu. Enjektör keçelerimizin diplerinden de yağ kaçağı sorunu tamamen giderilmiş oldu. Bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Telefonla da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.